Gerçekten çok önemli bir konuyu konuşacağız. Şimdi arıları çok fazla konuşuyoruz. Az evvel iklim krizinden etkilendiklerini, kuraklık, işte tarımda yanlış ilaç uygulamalarının arı popülasyonuna zarar verdiğini konuştuk. Ekosistem üzerinde sadece bal yapmak değil, birçok görevleri var arıların. Bildiğimiz, bilmediğimiz, burada sayamayacağımız, belki saatlerce konuşacağımız aslında canlılardan bahsediyoruz. Evet, belki biz çocukluğumuzda sadece işte bal temel öğrendik arıları, ama hayır, gerçekten ekosistemde çok önemli bir yere sahipler. Bugün ekosistem varsa arılarla var diyeceğiz ve apiterapiyi konuşacağız. Arılarla bir aslında tedavi yönteminden bahsediyoruz. Apiterapi nedir? Türkiye'de ne zamandır uygulanıyor? Dünyada ne zamandır uygulanıyor? Bizim geleneksel tıp yöntemlerinde apiterapinin yeri nedir? Bununla ilgili bildiğimiz, bilmediğimiz birçok başlığı çok kıymetli konuğumuzla birlikte şimdi değerlendireceğiz. İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Anabilim Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı Sayın Ali Timuçin Atayoğlu ekranlarımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz Agro TV ile günaydına. Hoş bulduk, günaydınlar Merve Hanım. Teşekkür ederim. Kanalınızı takip ediyorum. Programınız çok güzel, kanalınız çok güzel programlar yapıyor. Teşekkür ediyorum bu hizmetinizden dolayı. Biz teşekkür ediyoruz. Özellikle bu yayına şimdiden katıldığınız ve katkı sunacağınız için. Çünkü arılar gerçekten doğada çok çok önemli. Aslında canlılar ekosistemin olmazsa olmaz parçası diyoruz. Zaman zaman da zaten yayınlarımızda buna yer veriyoruz, ama geleneksel tıp aslında son dönemlerde alternatif tıp da diyebileceğimiz yöntemlerle, işte bitkisel ve canlılarla uygulanan tedavi yöntemleri oldukça fazla yaygınlaştı. Bunlardan biri de apiterapi. Ama şöyle genel bir bize tanımlasanız apiterapiyi, hem izleyicilerimiz de öğrenseler, anlasalar, apiterapi nedir Evet. tam olarak? Teşekkür ederim Merve Hanım. Şimdi apiterapi aslında kelime olarak yeni ama içerik olarak yüzlerce yıldır uygulanan bir yöntem. Apis kelimesinden türetilmiş. Terapi malum tedavi demek ama apis arı demek. Dolayısıyla arı ve terapinin yan yana getirilerek oluşturulduğu, arı ve arı ürünlerinin sağlık amacıyla kullanılması diye kısaca özetleyebiliriz. Bunu bazı literatürde kovan ürünlerinin sağlık amacıyla kullanılması diye de tercüme ediliyor, anlam veriliyor. Sonuçta bal arısı. Bal arısının, yani bizim Apis mellifera dediğimiz bal arısının sağlık amacıyla kullanılması diyebiliriz apiterapi için. Peki nasıl uygulanıyor bu tedavi yöntemi? Sağlık amacıyla kullanımı nasıl, ne zamandır biliniyor? Çok uzun yıllardan bahsediyoruz. Belki apiterapi Evet. kelimesini ben de aslında çok yeni yeni duymaya başladım. Ne zamandan beri uygulanan bir yöntem bu? Şimdi aslında arı ve arı ürünlerinin sağlık amacıyla kullanılması dediğimiz zaman içine en çok bildiğimiz bal başta olmak üzere polen, propolis, arı sütü, arı zehri gibi envai çeşit arı ürünü dahil oluyor. Balı başta zikrettik. Bal biliyorsunuz bizim kültürümüzde de çok önemli bir yere Yere sahip, sahip. halk tıbbı olarak. Şimdi baktığımız zaman süreyi tarihte 5000, 6000, 7000 yıla kadar uzatan bazı kaynaklar var. Apiterapi kelimesi yeni kullanılan bir kelime ama dediğim gibi kültürümüzde ve dünyanın farklı kültürlerinde arı ve arı ürünleri çok değer verilmiş ve sağlık amacıyla kullanılmış. Yani yeni bir şey değil içerik olarak. İşin ilginci, tarihte farklı kültürlere ait geleneksel tıp ekollerine hemen hepsi başta bal olmak üzere apiterapi ürünlerine önem vermiş. Yani başta bal olmak üzere değerli bir ürün olarak kabul edilmiş. Sadece Anadolu tıbbında değil, dünya genelinde Latin Amerika'dan tutun Uzak Doğu'ya kadar bu hep böyle. Bütün aslında kültürlerde çok önemli bir yere sahip, değil mi? Gerçekten öyle, çok ilginç. Evet, beni duyabiliyorsunuz değil mi Sayın Hocam? Şimdi geldi sesiniz tekrar. Evet. Dolayısıyla apiterapi ürünleri derken başta balı kastediyoruz. Bal, yine propolis, bu aralar çok duyulmaya başlandı. Özellikle eminim ki kanalımızın izleyicilerinde çok ilgiyle takip ettiği bir konu propolis.
arı poleni var. Çiçekte polen ama arı onu toplayıp kovana getirdiği zaman biz onu artık arı poleni ifadesini kullanıyoruz. Arı sütü var. Hatta arı zehri var. Bunların dışında da başka ürünler var ama başlıca ürünler bunlar deriz. Yoksa bugün artık apiterapide kovanın havası dahi kullanılıyor Merve Hanım. Şimdi bal derken ne olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Ama kısaca bir bahsedecek olursak arılar yazın çiçekleri buluyorlar. Çiçeklerden nektarlar, polenler, beslenmelerinde sorun yok. Ama kışın böyle bir imkan olmayacağını düşünürsek nasıl beslenecekler? Arılar nektarı alıyorlar, çiçeğin nektarı kovanlarına getiriyorlar, peteklerine depolayacaklar ama bu sıvı acaba kışa kadar sağlam bir şekilde kalır mı? Bozulabilir mi? Fermante olabilir mi? Ne yapıyor arı? Kendi enzimleriyle o nektarı karıştırıyor, bir değişime uğratıyor ve bal dediğimiz, bizim bal dediğimiz şekliyle depoluyor ve bunu kışa saklıyor. Biz de bu balın bir kısmını, arının ihtiyacı olan kısmını arıya, o miktarı ona, bir miktarını da kendimize alarak faydalanmış oluyoruz. Keza polen, çok faydalı bir apiterapi ürünü. Arı polenleri topluyor, kovana getiriyor. Kovanın içine girerken bir düzenek sağlanırsa orada, arı oradan içeriye geçerken, kovanına girerken o düzeneye takılan polenler çekmecede toplanıyor ve bunlar yine apiterapide sağlık amaçlı kullanılabiliyor. Evet. Propolis dedik. Propolis ne? Propolis de arının nasıl ki balı nektardan topluyor, ağacın salgılarından topluyor ya da bir takım salgılarından ya da bazı bitkilerin üzerinde yaşayan bazı canlıların ifrazatından toplayıp bala çeviriyor. Propolis'i de eğer kovanda, örnek veriyorum, çatlaklar var. Dışarıdan toz, toprak, yabancı cisim girebilir. Ne yapıyor? Buraları kapatmak istiyor. Bir izolasyon malzemesi olarak gidiyor, reçine benzeri maddeleri toplayıp yine enzimlerini karıştırarak, bazı başka maddeleri de bununla karıştırarak bir şey yapıyor, bir nevi izolasyon malzemesi yaparak o çatlakları kapatıyor. Şimdi baktığımız zaman bunun antioksidan içeriğinin çok zengin olduğunu görüyoruz ve apiterapide bu da kullanılıyor. Propolis'in tek üretilme amacı kovan içerisinde izolasyon değil ama temel görevlerden birisi bu. Peki araya girebilir miyim Sayın Hocam? Şimdi biz pandemi sürecinde tabii ki arı ürünleri çok daha tercih edildi. Özellikle bağışıklığı güçlendiren C vitamini deposu, işte enerji, işte multivitaminler vesaire birçok ürün tüketildi. Ama belki bunlardan en fazlası da propolis oldu. Yani propolisi bilmeyenler bile bu süreçte COVID-19 pandemisiyle başlayan süreçte propolisle tanıştı. Hatta bizzat ben de propolis tüketenlerden biriyim bu noktada. Gerçekten hem yoğun çalışma temposunun bir tarafı bırakırsak bağışıklık için önemli bir kaynak değil mi propolis aynı zamanda? Kesinlikle propolis de yani propolis dediğiniz gibi bu pandemi döneminde çok daha fazla tanınmış oldu. Antioksidan içeriği çok zengin olduğu için bağışıklık sisteminin düzene girmesinde çok etkili bir ürün propolis. Dolayısıyla biz pandemi döneminde ne istiyoruz? Bağışıklık sistemimiz düzgün çalışsın, evet, sağlıklı olsun. Evet. Dolayısıyla burada propolis önemli bir destek ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Haklısınız. Evet. Bir de arı zehirinden bahsettiniz. Şimdi polen dedik, süt dedik, bal dedik, propolis dedik. Arı zehiri deyince ne anlıyoruz ve bu nasıl bir tedavi yöntemi olarak uygulanıyor? Çok teşekkür ederim. Bu gerçekten önemli bir nokta. Arı zehiri halk tıbbında Anadolu'da kullanıla gelmiş. Özellikle duymuşsunuzdur. Diz ağrısı olan, eklem ağrısı olan kişiler tarafından zaman zaman arı sokturuyorum, iyi geliyor diyenlere rast gelmişsinizdir. Dünyanın farklı kültürlerinde bakıyoruz, arı zehiri de nasıl ki bal için hemen hemen bütün kültürlerde beğenilmiş, değer verilmiş dedik. Arı zehiri de enteresan bir şekilde dünyanın farklı kültürlerinde eklem ağrıları için kullanılmış. Yeni bir şey değil.
tarihte kullanılmış. İlginç olan bizim apiterapideki hocamız Profesör Fang Zhu, şu anda 85 yaşının üstünde bir Çinli profesör. O arı zehrini akupunktur noktalarına, akupunkturun iğnesi yerine arının iğnesini kullanarak bir yönteme başlamış, çalışmalarına başlamış. Aslında bu da dünyada farklı akupunkturun da yaygın kullanıldığı özellikle ülkelerde uygulanmış bir şey. Ama bilimsel çalışmalar konusunda Profesör Fang Zhu bir öncü olmuş. Ne oluyor orada? Ağrı olan bölgeye arının zehri uygulandığında arı zehrinin içeriğindeki bazı maddeler birbirleriyle sinerjistik etki oluşturarak oradaki ağrının azalmasına neden olabiliyor. Tabii burada çok önemli bir şey var. Arı zehri biliyorsunuz aynı zamanda alerjik reaksiyona sebep olabilecek bir şey. Hatta arı zehrine ciddi alerjisi olan insanlarda hayati tehlike oluşturabilecek bir ürün. Dolayısıyla biz bunu hastane ortamında belli şartlar sağlandıktan sonra, belli tetkikler yapıldıktan sonra uygulayabiliriz. Diğer ürünleri gibi böyle çok rastgele dışarıda herhangi bir şekilde kullanılabilecek yani balık kahvaltı. Hocam sesinizde kesilmeler var. İnternetinizde beni duyabiliyor musunuz? Hastane ortamında bir apiterapi uygulama merkezi. Hocam sesinizde bir kesilmeler var. Şu an evet sanırım düzeldi. Şimdi arı zehirinde konuştuk ama biraz da ben aslında farklı bir çerçeveden bakmak istiyorum apiterapi uygulamalarına, tedavisine. Şimdi geleneksel tıp aslında tamamlayıcı tıp, alternatif tıpta gerçekten önemli bir yere sahip. Özellikle son yıllarda vatandaşlarda da bu bilinç oldukça fazla arttı ama apiterapinin modern tıptaki yerini de biraz konuşalım. Bilimdeki yerini de konuşmak istiyoruz. Buna modern tıp, bilim nasıl yaklaşıyor bu tedavi yöntemlerine? Evet, hocam beni duyabildi mi acaba? Evet. Aslında arıların ekosistemdeki göreviyle birlikte apiterapiyi konuşuyorduk. Apiterapi arı ürünleriyle arıyla tedavi yöntemi geleneksel ve tamamlayıcı tıpta dedikten sonra hocamız bize bağlanmış. Hocam yeniden merhaba. Merhaba. Son sorumu duyabildiniz mi? Tekrar edeyim mi son sorumu? Lütfen tekrar evet. Ederseniz duyamadım. Arı zehrinin aslında tamamlayıcı tıptaki önemini anlatıyordunuz bize. Ben şimdi farklı bir bakış ve farklı bir çerçeveden biraz da konuyu yorumlamanızı isteyeceğim. Evet, apiterapi geleneksel tıpta, tamamlayıcı tıpta, alternatif tıpta önemli bir yere sahip. Peki modern bilim, modern tıp apiterapi için ne diyor? Nasıl bakıyorlar bu tedavi yöntemlerine? Şimdi günümüzde bilimsel çalışma imkanlarımız artık daha arttı. Dolayısıyla arı ürünleriyle de ilgili pek çok çalışma yapılıyor. Görüyoruz ki başta bal olmak üzere arı ürünlerinin genel olarak zengin bir antioksidan içeriği var. Antioksidan içeriği bilimsel çalışmalarla gösterilen apiterapi ürünleri özellikle sağlığı koruyucu ve geliştirici amaçla kullanılabiliyor. Bu da bizim için çok önemli çünkü biz koruyucu hekimlik dediğimiz bir kavram var. Hastalanmadan önce ne yapalım ki hastalığı engelleyelim? Dolayısıyla bu noktada arı ürünleri bizim için müthiş bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Bu da modern bilimsel çalışmalarla gösterilen şeyler. Antioksidan içeriği konusunda şu anda en emin olduğumuz kısım. Bu arı ürünlerinin antioksidan içeriğinin zengin olması ve koruyucu hekimlikte sağlığımızı korumak amacıyla kullanılabileceği. Ama bunun dışında içeriğine baktığımızda bazı flavonoidler dediğimiz, fenolik maddeler dediğimiz bir kavram var. Bunların da farklı görevleri olduğunu görüyoruz. O zaman karşımıza şu çıkıyor. Arı ürünlerinin bir kısmı duruma göre soğuk algınlığında, bir kısmı duruma göre kansere karşı, bir kısmı duruma göre prostat sağlığında, bir kısmı
farklı alanlarda farklı arı ürünlerinin, onların da kendi içinde alt grupları var, çeşitleri var, kullanılabildiğine potansiyelini bilimsel açıdan görebiliyoruz. Evet, bir de bu sene Türkiye'de yapılacak Dünya Apiterapi Kongresi. Neden Türkiye'de yapılacak? Çünkü Türkiye evet arı üretiminde Çin'den sonra sanırım yanlış bilmiyorsak bal üretiminde özellikle arıcılıkta ikinci sırada evet. yer alıyor. Arı ürünleri noktasında da ihracatımız da gerçekten iyi boyutta. Niçin Türkiye tercih edildi? Kimler katılacak? Neler konuşulacak? Pandemi çerçevesi ve iklim krizi sürecinden arı popülasyonuyla ilgili nasıl bir değerlendirme yapılır bu kongrede? Bunları da son olarak alalım sizden. Teşekkür ederim. Evet, dediğiniz gibi bugün bu artık son aşamasına girdik. Bu hafta içerisinde bir büyük bir dünya apiterapi kongresi başlayacak Türkiye'de. Merve Hanım, şimdi dünya kongresi geleneği apiterapide Dünya Federasyonu, Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanlığı hangi ülkedeyse öncelikle oraya yöneliyor. Dolayısıyla şu anda Dünya Federasyonu'nun başkanlığı Türkiye'de olduğu için kongreyi de yapmak bizim görevimiz oldu. Normalde 2020 yılında yapılacaktı apiterapi kongresi, dünya kongresi Türkiye'de. Uluslararası Federasyon Başkanlığı ülkemize geçmesiyle dedik ki 2020 yılı ülkemizde apiterapi yılı olsun. Evet. Dünyaya biz apiterapinin Türkiye'de nasıl önemli olduğunu da bir taraftan göstermiş olalım. Ancak ev sahipliğini yapacağımız 4. Uluslararası Apiterapi Kongresi malumunuz pandemi nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığımız himayesinde ve Dünya Sağlık Örgütü'nün teknik sponsorluğunda yapılacak olan büyük bir kongremiz daha vardı bizim sağlık camiasında, Sağlık Bakanlığı'nın organize ettiği. Üçüncüsü yapılacak olan Uluslararası GETAT Kongresi dediğimiz kongre. Bunun da ana teması apiterapi olacaktı geçen sene. Dolayısıyla 2020'nin biz ülkemizde apiterapi yılı olmasını gerçekten bekliyorduk. Söylemeden geçmeyelim, Propolis, Dünya Propolis Kongresi de yine Türkiye'de olacaktı. Dolayısıyla biz dedik ki yani bu önemli kongreler yapılamadı. Öyleyse şu anda artık online kongre imkanlarımız var. Yurt dışındaki ve yurt içindeki meslektaşlarımızla istişare sonucu dedik ki büyük bir online dünya kongresini el ele vererek yapalım. Federasyon başkanı biz olduğumuz için bunun organizasyonu bizim sorumluluğumuz. Dedik ki bunu yapalım. Ne zaman yapalım? Dünya Arı Günü olarak seçilen, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Arı Günü olarak ilan edilen 20 Mayıs gününü bir kutlamayla başlatarak yaklaşık 10 gün sürecek bir etkinlik organize ettik. Bu etkinliğin içinde Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya farklı ülkelerden katılımcıların, bilim adamlarının konuşmalar yapacağı bir program organize ettik. İngilizce, bazen İngilizce, bazen Latin Amerika için İspanyolca oturumlar olacak. 40'ın üzerinde ülkeden katılım beklediğimiz büyük bir etkinlik olacak. Evet, tarihi tam olarak ne zamandı bir daha alalım son olarak 20 Mayıs, sizlerden 20 Mayıs'ta. 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nde açılışını yapıp daha sonra da MS hastalığında romatizmada arı zehri kullanılabiliyor mu, nasıl oluyordan tutun da şeker hastası, diyabet hastası bal kullanabilir miye kadar değişik konuların konuşulacağı bir etkinlik planladık. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Türkiye'nin bu noktada gerçekten çok ciddi bir potansiyelinin olduğunu biliyoruz. Çünkü çok güzel bir ekosistemin üzerinde aslında coğrafyamız. Gerek tıbbi aromatik bitkiler noktasında gerek canlı çeşitliliği endemik bitki noktasında önemli bir yere sahip olduğumuz için arıcılık faaliyeti de bizim için önemli. Şimdiden güzel bir kongre geçirmeniz dileğiyle diyelim. Sizlere çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum ve tüm izleyicileri bu vesileyle kongremize davet ediyorum. Ücretsiz olarak kongremizin oturumlarından faydalanabilirler. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
Evet, 20 Mayıs'ta Dünya Arı Günü'nde Türkiye'de Dünya Arı Apiterapi Kongresi yapılacak. Tekrar edelim, 20 Mayıs'ta Türkiye'de Dünya Apiterapi Kongresi gerçekleştirilecek. Apiterapinin, arı ürünlerinin, aslında arıların hem insanlık için hem ekosistem için biraz da olsun faydalarını anlatmaya çalıştık. Bu